hoş geldiniz. Öncelikle bugünkü misafirimiz Sayın Tuğrul Karanfil hayatından kesitler izleyeceğiz. Sunum sırasında bize piyanoda Bağı Tıp Fakültesi Kampolat sınıfı öğrencimiz Ata Onur Kepenek eşlik edecek. Alkışlarınızla Ata'yı sahneye davet ediyorum. Ata'ya çok teşekkür ederiz. Bugünkü misafirimizin kısa özgeçmişini sizinle paylaşmak isterim. Tuğrul Karanfil 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2009 yılında Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
hala aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. 2014 yılında çalışmaya başladığı İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk bölümünde halen öğretim görevlisi olarak tiyatro oyunculuğu ve sinema oyunculuğu dersleri vermektedir. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi'nde medyada cinsiyet eşitliği üzerine ve 2017'de Harvard Üniversitesi'nde sanat ve teknoloji ilişkisi üzerine konferans vermiş olan Sayın Karanfil, akademik etkinliklerin yanı sıra özel ve ödenekli tiyatrolarda pek çok projede yer almıştır. 2012 yılında İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sergilenen Shakespeare'in Macbeth oyunundaki rolüyle profesyonel olmuştur. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda 2013-2015 yılları arasında rol aldığı ve Profesör Mehmet Birkin'in yönettiği Sessizlik adlı oyun 17. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi yönetmen ve yılın en başarılı prodüksiyonu ödüllerini almıştır. Sayın Karanfil aynı oyunla Türkiye'nin pek çok yerinde sahneye çıkmıştır. Şimdi alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere Sayın Tuğrul Karanfil'i sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel tanıtım için. Öncelikle Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Türker Kılıç'a, Bahçeşehir Üniversitesi'nin değerli akademisyenlerine, çok değerli idari personeline, tüm öğrencilerine ve bugün burada konuk olan ve bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. İstanbul'un kalbinde bilim konuşmaları başlığı altında bir sanatçı olarak bulunmak benim için ayrıca özel ve önemli. Çünkü bilim ve sanatın dolaylı değil, doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyorum. Genelde seminerlerde şöyle bir hiyerarşi vardır. Semineri dinlemeye gelenlerin kafasında soru işaretleri vardır ve semineri vereni otorite, uzman, belli bir konuda geniş bir background'a sahip biri olarak kabul ederler. Ve semineri veren de yine bilgisini paylaşmak ve sorulara cevap vermek için mekanda bulunur. Fakat ben bu hiyerarşiye biraz karşıyım. Ben cevap vermekten ziyade soru sormanın daha kıymetli ve daha önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü doğru cevaba giden yol doğru soruyu sormaktan geçiyor. Hedefimiz soru sormak, soruşturmak, araştırmak ve tüm bunları yapabilmek için merak denen motivasyona sahip olmaktan geçiyor. Bu nedenle interaktif bir seminer olmasından yanayım. Seminer sırasında sizlere de sorular yöneltebilirim. Bilim ve sanatın doğrudan ilişkili olduğunu söyledim. Çünkü bilim hayatın katı gerçeğini ortaya koyar. Sanatsa bu katı gerçeği yeniden yorumlar, yeniden değerlendirir, yeni anlamlar üretir. Yani sanat aslında gerçeğin yansımasıdır. Yani sanal bir gerçekliktir. Bu bağlamda Platon sanatın bu özelliğinden dolayı sanatı aslında faydasız ve gereksiz olarak görmüştür. Daha sonra buna değineceğiz. Fakat bundan önce şu soruyla başlamakta sanırım fayda var. Kopernik devrimi acaba neyi kanıtladı? Hangi gerçeği ortaya koydu? Kopernik devrimi dünyanın merkez olmadığını bizlere gösterdi. Bu merkezi olmaya kutsiyet de atfedebiliriz. Dünyanın yüce olmadığını, odak noktası olmadığını gösterdi. Bu ne demek? Dünyanın aslında bağlantısallık içerisinde bir konuma sahip olduğunu bizlere gösterdi. Yani dünyanın bir eylemi var ve bu eylem neden ve sonuç ilişkisini içeriyor. Bu bilimsel bir gerçek, bilimsel bir bilgi. Peki bu bilimsel gerçek hangi disiplinlere nüfuz etti? Felsefeye, sosyal bilimlere, pek çok alana, aslında sanata nüfuz etti. Kimde görüyoruz bu bilimsel bilginin yansımasını? Marx'ta görüyoruz mesela.
Ne diyor Marx? Birey koşulların bir sonucudur diyor. Yani koşullar olmazsa birey de olmaz. Koşullar değiştiği takdirde bizim mizaç dediğimiz, kişilik dediğimiz, sabit gördüğümüz hakikat de değişime uğramaktadır. Çünkü bizi var eden aslında öteki. Öteki ile olan ilişkimiz. Benim şu an bir eylemim var. Bir şey anlatıyorum. Bu eylemin bir hedefi var. Bir şey anlamanızı sağlamak. Sizin verdiğiniz tepkiye göre benim hedeflerim değişiyor. Siz iddia ettiğim bir şey hususunda karşı çıktığınızda benim hedefim ve size olan tepkim de değişecek ve karşılıklı tam tersi. Bu insan ilişkileri dışında cansız nesnelerle de böyle. İnsanları bir kenara bırakalım. Bir ağacın dalından elma koparıyorum. Elma ile aramda bir ilişki var. Ağaçla aramda bir ilişki var. Bütün bu nesneleri de tamamen saf dışı bırakalım. Bir adadayım, her taraf kum. Yürüyorum, kumun sıcaklığını ayağımda hissediyorum. Artık kumla, yer küreyle benim aramda bir ilişki var. Ve bu ilişkinin niteliği benim aslında varlık sorumsalım. Bu nedenle Marx bizi var eden koşullardır diyor. Başka kim söylüyor bunu? Mesela Deleuze söylüyor. Deleuze diyor ki kimlik statik değildir. Başka kim söylüyor? Adorno söylüyor mesela. Kimliğin statik olmaması acaba nasıl bir şey? Şöyle düşünelim. 17, 18, 19 yaşında bir genci düşünün. Liseye giden bir genç. Bu genç Amerikalı. Devlet yönetimi kendisine diyor ki Vietnam'a gideceksin ve savaşacaksın. Bu genç şiddetle yakından uzaktan alakalı değil. Karıncayı dahi hayatında incitmemiş bir genç. Bu genç zorunluluktan dolayı Vietnam'a gidiyor ve insan öldürmeye başlıyor. Gitmediği takdirde vatandaşlıktan çıkartılabilir, belli tahakkümler kendisine uygulanabilir. Vietnam'a gittiğinde insan öldürmeye başlıyor. Koşul değişti, kişilik de değişti. Tabii Vietnam'da yaşanan olayın farklı bir perspektifi var. Orada ne oluyor? Vietnam'a katılan askerleri dinlediğimizde çocukları da öldürmüşler, bebekleri de öldürmüşler. Çocukları ve bebekleri öldürmenin vatan sevgisiyle ne ilgisi var? Katliam yapılırken mesela yemek arası vermişler ve soruyorlar, siz çocukları öldürdünüz mü? Evet diyor asker. Bebekleri öldürdünüz mü? Evet diyor. Peki neden yaptınız bu? Bunu neden yaptınız dediklerinde cevapları bilmiyorum oluyor. Gerçekten bilmiyorlar. Çünkü bilinç altında yatan bir gerekçe var. O gerekçenin ismi haz almak. Bizim iki temel güdümüz. Haz. Nedir bu hazlar? Şiddet ve cinsellik. İnsan öldürürken haz aldığı ortada. Peki, bu hazzı insan nasıl kamufle ediyor? Kendisi bu gerçekle nasıl barışıyor? Nasıl sağlıklı kalıyor? Aslında şu şekilde. Devlet ona git ve savaş diyor. Yani bir düşman figür yaratıyor. Ve o düşman figürü vatan sevgisi ve yurt sevgisi kamuflajı altında gerçekleştiriyor. Hazın kamuflajı bu. Bu kamuflaj altında şartlar değişiyor ve bizim ötekine zarar verdiğimiz bu hazı meşru hale getirmiş oluyoruz. Peki, biz bilim ve sanat ilişkisinden bahsederken Heidegger'e değinmekte fayda var. Öncelikle sanat ve teknoloji arasında nasıl bir ilişki var?
bilimin gelişmesi ve sanatın, daha doğrusu teknolojinin gelişmesi sanatı nasıl etkiliyor? Bunu irdelemek lazım. Acaba teknolojinin gelişmesi sanat eserinin niteliğinden bir şey kaybettiriyor mu? Yoksa ona bir şey katıyor mu? Bunu irdelemek adına Heidegger'e değinmekte fayda var. Çünkü Heidegger teknoloji ve sanat ilişkisi bağlamında çokça fikir üretmiş ve modern insanın, genel manasıyla insanın neden var olduğu hususunda fikir türetmiş bir filozof. Peki Heidegger'in felsefesinde hangi kavramlar var? Bir kere çerçevelemek kavramı var. Çerçevelemek nedir? Öncelikle şu fotoğrafla, daha doğrusu resimle açıklamak isterim. Bu resim Bruegel'in tablosu, Calvary alayı ya da Golgota'ya yürüyüş, İsa'nın çarmıha gerilişi isimli tablosu. Peki burada ne görüyoruz? Bir hikaye var aslında bu tabloda. Fakat o hikaye bir çerçeveden ibaret. Yani bir kadrajı var. Yani sanat ne yapar? Sanat çerçeveler. Çerçevelemek İdeoloji üretmek gibidir. İdeoloji de hayatı çerçeveler. Hayatı çerçevelemek demek, biz bunu sanatla da yapıyoruz ve sanata kaynak ve rezerv olan ideolojiyle de yapıyoruz. İdeoloji hayatı rafine eder. Yani hayatı eksiltir. Komplike, daha komplike olan bir külliyatı alır, insanlara ulaştırabilmek, daha kolay anlaşılır kılmak için rafine eder. Sanat da hayatı eksiltir. Hayatın belli bir anına spot tutar. Burada nasıl bir spot var? Burada İsa'nın çarmıha gidişini görüyoruz. Bruegel bu tabloyu ikiye bölüyor. Sol tarafında yaşam alanını görüyorsunuz. Sağ tarafta ölüm alanı. Ve İsa çok net görünmese de, ki bu Bruegel'in tercihidir, tam ortada, resmin merkezinde yer alıyor. Sol taraf yaşam alanı, orada bir uzunca bir kayalık var. O kayalığın üzerinde şu an görünmese de bir değirmen var. Sol tarafta oynayan çocuklar ve sol taraftaki havanın gökyüzüne baktığınızda çok daha güneşli olduğunu görüyoruz. Yaşam alanı, yaşamı temsil etmesi sebebiyle. Sağ tarafta biraz daha bulutlu, daha karamsar bir hava var. Hemen sağda, en sağda uzunca bir direk var. O direğin tepesinde aslında bir tekerlek bulunuyor. Onun da üzerinde yırtıcı bir kuş var. Kuzgun olma ihtimali yüksek. O uzun ağaç idam amacıyla kullanılıyor. İspanyol lejyonerler Flandra halkından gözlerine kestirdiklerini yakalayıp hiçbir gerekçe olmadan o sırığın tepesine bağlıyorlar ve orada bulunan köylü yavaş yavaş kuşların kendini parçalamasıyla yavaş yavaş ölüyor. Bu bir kadraj. Buna hareketli resim diyebiliriz. Neden hareketli resim? Çünkü ortadaki İsa'nın 2 dakika sonra nerede olacağını tahmin edebiliyoruz. Bir hikaye var içinde ve birden fazla hikaye var. Oynayan çocuklar var. Hemen şu sağda, bana en yakın kısımda Meryem'i görüyoruz. İsa'nın asılmasından, daha doğrusu çarmıha gerilmesinden dolayı üzüntülü halde. Bu kadrajın dışını tahmin etme şansımız var. Yani biz bu resme baktığımızda hayal edebiliriz. Oysa sinemada bu imkanı bulamıyoruz biz. 2 saat önce İsa'nın nerede olduğunu tahmin etme şansımız yok. Ama sinemada var. Çünkü sinemada kamera hareketli ve kadraj sürekli hareket ediyor. Ve sinemayı, televizyonu, videoyu biz zamanı kristalleştirme makinesi olarak tanımlıyoruz. Çünkü zamanı genleştiriyor sinema. Daraltıyor, genişletiyor. Yani 2 yıllık,
10 yıllık bir serüveni biz sinemada 2 saat içerisinde izleyebiliyoruz. Oysa resim anlıktır, zamanı dondurmuştur. Dediğim gibi 2 saat önce İsa'nın ne yaptığını bilmememiz bizim hayal etmemizi sağlıyor. Yani bize Tanrı görevi veriyor çünkü biz üretiyoruz. Oysa sinemada Tanrı yönetmen. Çünkü kendi hayalini bize manipüle ediyor. Biz yeni bir hayal üretemiyoruz. Heidegger'den yine devam edersek, Heidegger'in kavramlarından bir tanesi dert kavramı. Dertten kastı keder değil kuşkusuz. Yani varlık sorunsalından bahsediyor. Ve şunu söylüyor ki çok önemli. Kartezyen özne, Descartes, düşünüyorum öyleyse varım diyor. Yani dönemin insanının varlık sebebi düşünmek. Düşünmek var olmak için yetiyor. Oysa modern zamanda Heidegger düşünmenin yetmediğini söylüyor. Ne diyor? Eyleme geçiyorum öyleyse varım diyor. Biz bunu bir tık daha öteye taşıyabiliriz. Teknolojiyi kullanıyorum öyleyse varım demek zorunda kalıyoruz artık. Kapitalizmin de önerisiyle. Biz teknoloji vasıtasıyla hayatla daha sıkı bir ilişki kurduğumuzu varsayıyoruz. Fakat teknolojiyi kullanarak hayatla daha sıkı bir ilişki kurmak artık yetmiyor. O ilişki daha konforlu ve daha lüks olmalı. Kapitalizmin önerisi bu. Örneğin mesela akıllı telefonlarımız var değil mi? Ve bu akıllı telefonlar sürekli yenileniyor. Bir üst modeli çıkıyor. Ve biz bununla, bu makineyle fotoğraf çekiyoruz. Ve sürekli daha pahalı olanını almak istiyoruz. Çözünürlüğü daha yüksek olanını. Çünkü biz şu mesajı veriyoruz aslında. Ben hayatla bağlantı kuruyorum ve benim kurduğum bağlantının çözünürlüğü çok daha yüksek. Benim hayatla ilişkim çok daha konforlu. Ya da araba kullanıyoruz ve ne yapıyor teknoloji? Zamanı kısaltıyor, hızlandırıyor. Altınızda bir Ferrari'nin olması gideceğiniz yere daha hızlı gitmenizi ve daha konforlu gitmenizi sağlıyor. Gerçi İstanbul trafiğinde artık felaket gitmek de çok mümkün değil ama en azından gitme ihtimaliniz cebinizde duruyor. Ve siz sadece hızı satın almıyorsunuz, aynı zamanda zamanı da satın alıyorsunuz. Ve etrafa şu mesajı veriyorsunuz. Benim ekonomik gücüm de çok yüksek. Ne oldu? Nesne birden fazla anlam yüklendi. Bir simgeye, tasvir ve tasavvura dönüştü aslında. Demek ki biz modern çağda tasvirler çağında, semboller çağında, simgeler çağında yaşıyoruz. Bir nesnenin birden fazla anlamı var artık ve modern zaman teknoloji bize ikinci bir ekoloji yarattı. Bu ekoloji imajlar dünyası. Artık biz imajlar dünyasında yaşıyoruz ve çok fazla enformasyona maruz kalıyoruz. Çok fazla imaja maruz kalıyoruz. Heidegger'de Dasein diye bir kavram var. Var olan anlamına geliyor. Bizler teker teker Daseinleriz aslında. Var olanlarız. Ve Heidegger'e göre her Dasein dünyaya fırlatılmıştır. Yani maruz kalır. Biz doğduğumuzda ana vatanımızı seçemiyoruz. Ana dilimizi seçemiyoruz. Ailemizi seçemiyoruz. İçinde bulunduğumuz sosyal koşulları doğduğumuz anda seçemiyoruz. Burada bir emrivaki var. Fakat Rönesans döneminde yaşayan bir köylünün maruz kaldığı manipülasyonla bizim bugün maruz kaldığımız manipülasyon eşit değil. Bizim sırtımızda çok daha fazla yük var. Teknoloji bizim aslında hayatımızı kolaylaştırırken ve bizim küreselleşmemizi, bilgiye daha çabuk ulaşmamızı sağlarken, hayatı kolaylaştırırken
aynı zamanda bizi aynılaştırıyor. Ben Google'a girdiğimde bir bilgi ararken yan tarafta bir reklam çıkıyor karşıma. Orada bir imaj görüyorum ve o imaj benim bilinçaltıma atılıyor. Ve çoğumuz aynı imajları görüyoruz. Biz teknoloji vasıtasıyla aslında var olduğumuzu sanırken acaba küreselleşmeden dolayı aynılaşıp yok mu oluyoruz? Bu soru üzerine düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Teknolojik fırlatılmışlıktan da bahsetmekte fayda var. Bir miktar söyledim ama teknolojik cihazın kendine ait bir fiziki ve bilişsel yapısı var. Biz teknolojik cihaz vasıtasıyla kendi insani yaşamı kullanım ve pratik alanlarımızı genişletirken aynı zamanda kullandığımız cihazın fiziki ve bilişsel kapasitesi dahilinde hayatımızı da belki de daraltıyoruz. Yani cihaz bizim protezimiz haline geliyor. Geçen yaz Harvard Üniversitesi'nde bu konferansın bir benzerini verirken, benzeri diyorum çünkü oradaki daha mesleki uzmanlığa dayalı bir konferanstı. Burada farklı farklı disiplinlerden pek çok kişi olduğu için hepimizin üzerine düşünebileceği, konuşabileceği, ortak paydaların olduğu bir konu olması adına biraz daha sınırları genişletmeyi tercih ettim. Harvard Üniversitesi'nde şunu sordular. Teknolojinin büyük oranda belki Adorno'yu fazlalıkla okumaktan dolayı bir deformasyon da olabilir. Biraz karamsardır çünkü kendisi. Teknolojinin zararlarından bahsederken protez olduğunu söyledik. Evet, teknolojiye artık ihtiyacımız var. Ondan vazgeçmek mümkün değil. Ama onun zararlarından acaba nasıl kurtuluruz? Çocuklarımızı nasıl koruruz sorusu geldiğinde şöyle cevap vermiştim. Benim bireysel çabalarım var. Ne yapıyorum? Şu an fikrimi paylaşıyorum sizlerle. Konferans veriyorum. Ya da kitap yazıyorum. Ya da bir tiyatro oyunu sergiliyorum. Ya da bir sinema filmi çekiyorum. Herkesin bireysel çabaları olabilir kuşkusuz. Fakat bu daha örgütlü, daha küresel bir çaba olmalı. Bireysel oranda ancak bu kadar açıkçası yapabiliyoruz. Ama şunu düşünmek lazım. Spinoza ne diyor? Hayatın içinde etkin olmak lazım. Çünkü hayatın içerisinde bir bağlantısallık var. Biz o bağlantısallığın bir parçasıyız. Yaşamımız içerisinde eylemlerimiz ve hedeflerimiz var. Ve bu eylem ve hedefler neden-sonuç ilişkisiyle birbirine bağlı. Biz edilgen olmamayı seçtiğimizde, çünkü baktığımız zaman hayatın, yaşamın akışı içinde farkında olmadan edilgenleşiyoruz. Yani az önce söylediğim gibi aynılaşıyoruz. Ve teknoloji ve küreselleşme bunu büyük oranda destekliyor. O halde nasıl etkin olacağız? İlk adımımız belki de Spinoza diyor ya hani insanlar eyleme geçerler ama bu eylemin nedenselliğinin farkında değillerdir. Belki de bu neden-sonuç ilişkisini biraz daha irdeleyerek bunun farkına varabiliriz. Kuşkusuz hayatın içinde bir diyalektik, bir çatışma var. Bir tez, antitez, eşittir, sentez var. Bunu pozitif bilimlerde açıklamak, sorgulamak, bu formülasyonu uygulamak çok daha belki kolay ama sosyal bilimlerde bu çok daha zor oluyor. Çünkü sosyal bilimlerde çok daha soyut kavramlar üzerine konuşuyoruz. Bir tezin tek bir antitezi olmadığı gibi bir antitezin de tek bir tezi yok. Bundan dolayı da tek bir senteze ulaşılmıyor. Bundan dolayı sosyal bilimlerde işimiz çok daha zor. Fakat yaşamın çatışmasının belki farkına varmak, belki Spinoza'nın dediği gibi aşkıncılıktan kurtulmak, içkinciliğe yaklaşmak lazım. Yaşamın çatışması nedir? Biz bunu edebi eserlerde fazlasıyla görüyoruz. Mesela Nietzsche ne diyor? Tragedinin Doğuşu isimli kitabında. Çatışma Apollon ve Dionysos'un çatışmasıdır. Yani aydınlığı, aklı ve mantığı sembolize eden Apollon ile duyguları, kontrolsüz duyguları, sınırı olmayan duyguları temsil eden Dionysos'un çatışmasından doğar diyor. Her edebi metinde bir karakter vardır, bir dramatik persona vardır. Dramatik persona diyorum çünkü aslında karakter sözcüğü çok mantıklı bir sözcük değil. Çünkü edebi metinlerdeki kişilikler insan değiller.
bir psikolojileri yok aslında, bilinçaltları yok aslında. Bu karakterler trajik hatalar yaparlar. Trajik hatalardan ortaya senaryo çıkar, oyun çıkar, tiyatro çıkar. Yani bir kurgu aslında çıkar. Peki kimde görüyoruz bu çatışmayı? Shakespeare'de görüyoruz. Arthur Miller'da, Tennessee Williams'da, Molière'de, Bertolt Brecht'te, Tolstoy'da, Dostoyevski'de görüyoruz. Ve bu yazarlar ve bu metinler zamansız metinler, ölmeyen metinler, evrensel metinler. Çünkü yaşamın çatışmasını bize anlatıyorlar. Örnek verelim Shakespeare'den. Hamlet ne diyor? O çok ünlü tiradında. To be or not to be? That's the question. Whether this nobly in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against his of troubles and by opposing and them. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin oklarına, kırbaçlarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece diyor. Burada temel bir yaşam çatışması var. Yaşamak mı, ölmek mi diyor. Yaşamın belalarına, zorluklarına, çelişkilerine katlanmak mı daha evla, yoksa tıpkı bir uykuya benzer ölümle bu çilelere son vermek mi? Ölmek tıpkı bir uykuya benziyor aslında. Fakat biz uyurken, şunun farkına varıyor Hamlet, biz uyurken kabuslar görebiliriz, görüyoruz. Öldükten sonra da kabus görebiliriz. Öldükten sonra başımıza neyin geleceğini bilmiyoruz. O zaman bildiğimiz ve tanıdığımız belalarla uğraşmak mı daha evla, yoksa bilmediğimiz belalarla, kabuslarla uğraşmak mı daha evla, bunun kararına varmak lazım diyor Hamlet ve sonunda şu kararı varıyor. Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini. Yani bu kadar fazla düşünmek bizi eyleme geçme konusunda aslında ayağımıza bir pranga takıyor. Galiba hayatın bu çatışmasına, bu çelişkisine vakıf olmak ve eylemlerimizde bir neden ve sonuç ilişkisi aramak çok daha doğru. Kuşkusuz şunu da belirtmek lazım. Evet, teknoloji bizim protezimiz artık. Fakat bu konuda çok da sistemkar olmak mantıklı değil. Çünkü bu da doğal seleksiyon sonucu. Yani artık buna mecburuz ve bir parçamız aslında. Buradan arzu kavramına biraz değinmek istiyorum. Çünkü kuşkusuz bizi teknolojiye mecbur eden derken, teknoloji çok faydalı, kuşkusuz bilimsel gelişmenin bir sonucu ama çoğunlukla biz hani akıllı telefonlarımızın bir parçası haline geldik ya, her daim ondan ayrılamıyoruz ya. Mesela seminere gelmenin amacı nedir? Hedefi nedir? Semineri dinlemek. Mesela bazı arkadaşları görüyorum, telefonlarla oynuyorlar. Kastettiğim bu aslında. Teknolojinin esiri olmak, teknolojinin bizim protezimiz olması. Bunu neyle yapıyoruz? Arzu kavramını üreterek yapıyorlar. Nasıl yapılıyor bu? Arzu, Platon'un dediği gibi, Aristoteles'in dediği gibi aslında bir ihtiyacın giderilememesinden doğan bir güdü değildir. Evet öyledir ama Deleuze buna bir ekleme yapıyor. Arzu aynı zamanda üretilebilen bir kavram. Yani Ferrari yokken benim Ferrari'ye sahip olma arzum da yoktu. Nesne üretildi, benim ona sahip olma arzum da üretildi. Fakat modern çağda yaşanan, empoze edilen, üretilen arzular ve onların türetim biçimi çok kontrollü. Yani Dionysos'taki gibi, onun temsil ettiği gibi aslında sınırsız, coşkun duyguların tatminini göremiyoruz. Mesela pazar yerleri değil mi? Eskiden AVM'ler bu kadar sık yokken pazar yerleri vardı. Pazar yerlerindeki ilişkiselliğe bakın. Oradaki esnaf, satıcılar, onların yüksek volümle konuşmaları, birkaç defa aynı esnaftan alışveriş yapan kişiye indirim yapılması, daha gündelik bir dilin konuşulması, daha samimi bir ilişkinin olmasını görüyoruz aslında pazar yerinde. AVM'lerde ne var?
daha sınırları belli bir ilişkisellik var. Sesiniz belli bir volümün üzerine çıkamaz. Belli bir saatten sonra AVM kapanır. Herhangi bir mağazaya gittiğinizde o mağazanın sahibi birkaç defa kendisine geldiniz diye size indirim yapmaz. Ya da Luna Park'lara bakın ya da futbol maçlarına bakın, stadyumlara bakın. Luna Park'larda siz belli bir meblağ para ödersiniz, size bir bilet verirler. O bileti verirsiniz, bir eğlence aletine, cihazına binersiniz. Belli bir süre onu kullanırsınız, eğlenirsiniz. Süre biter, tekrar binmek için tekrar bilet almak gerekir. Yani modern çağda eğlenmek bile sınırlı. Apollon, Dionysos üzerine fazlaca tahakküm uyguluyor modern toplumda. Aslında bir bağlamda toplumu da deşarj etme yeri Luna Parklar ya da maçlar. Sonuç itibariyle toplumun bir enerjisi var. Bu enerji belli bir şekilde boşaltılması lazım ve kamusal alanda enerjimizi boşaltabileceğimiz alternatif yerler üretiliyor ve bu yerler bizim arzularımızı tatmin etmemize yarıyor. Peki, kapitalizmin büyük oranda zararlarından, teknolojinin zararlarından, faydaları konusunda hepimiz hemfikiriz zaten. O yüzden olumsuz taraflara bakmakta fayda var ki, aslında sanatın üstlendiği görevi bu konuşma üstlensin istiyorum. Zira sanat aslında muhaliftir. Sanat aslında bize eksiklerimizi gösterir. Platon her ne kadar sanatın faydasız olduğunu söylese de, faydasız demesinin bir sebebi var. Çünkü sanatın bir yansıma olduğunu iddia ediyor Platon. Yani bilim hayatın katı gerçeğini ortaya koyar, sanat o gerçeği alır, yeniden yorumlar, değerlendirir, yeni yansımalar ve gerçeklikler yaratır. Bu bağlamda yansıma. Yani Platon'un idealar fikrini bilirsiniz. İdeal olan vardır ve onun bir yansıması vardır. Teolojide bir örnek verelim. Cennet ve cehennem var. Cennette güzellikler var. Dünyadaki güzellikler cennetteki güzelliklerin bir yansıması ama cennetteki güzellikler dünyadaki güzelliklerden daha güzel. Ya da cehennemde kötülükler var ve dünyada da kötülükler var ama dünyadaki kötülükler cehennemdeki kötülüklerin yansıması. Cehennemdeki kötülükler dünyadaki kötülüklerden daha kötü. Bu idealar aleminin bir yansıması. Sanatı da böyle görüyor. Bir gerçek değil çünkü. Fakat belki de bu bağlamda bizim için çok elverişli sanat. Bize yeni bakış açıları ve algı çeşitliliği kazandırıyor aslında. Peki Deleuze kapitalizmle baş etme hususunda bize nasıl bir öneride bulunur? Kullandığı sözcük şu, şizofreni. Şizofreni vasıtasıyla siz kapitalizmle baş edebilirsiniz diyor. Fakat burada kullandığı şizofreni kavramı aslında bir metafor, bir simge. Kastı ne? Şizofrende ne vardır? Ya da biz hani kendimiz üzerinden örnek verelim. Bizim bir kişiliğimiz var, bir mizacımız var. Biz aslında bir dramatik personayız. Çünkü koşullar dahilinde kurgusal eylemler gerçekleştiriyoruz. Ve yüzümüze masklar takıyoruz biz toplum içinde. Bu ne demek? Ben burada konuşma yaparken bir mask takıyorum. Ailemle konuşurken bir mask takıyorum. Arkadaşımla konuşurken bir mask, öğrencimle konuşurken bir mask takıyorum. Ne demek mask takmak? Yani farklı bir iletişimim ve ilişkiselliğim var. Farklı sözcükler seçiyorum konuşurken, farklı bir ilişkiselliğim var aslında bakarsınız. Koşullar değişiyor, benim maskım da değişiyor. Koşullarda çok radikal bir değişiklik olursa, maskımda da o kadar radikal bir değişiklik meydana geliyor. Tıpkı az önce örnek verdiğim gibi, Vietnam örneğinde olduğu gibi. Peki, şartlar değişmese de maskın değiştiği bir durum var. Bu da şizofreni, yani kişilik bölünmesi aslında.
Bu bağlamda Deleuze bu kavramı sembol olarak kullanıyor. Ne diyor? Şunu söylüyor. Şizofreni doğrusal bir çizginin bölünmesidir. Yani müdahaledir. Çizgiyi bölen bir aksiyondur aslında. Eğitim sistemi üzerinden örnek verelim. Ana akım bir eğitim sistemimiz var. Onun bir müfredatı var. Bu eğitim sisteminin uygulandığı okullar var. Bu okullarda sınıflar belli zaman aralıklarıyla öğrenciler burada eğitim görüyorlar. Belli aralıklarda teneffüse çıkıyorlar. Bu ana akım eğitim sistemi en geniş örgütlenmeye sahip sistem. Bir de bu sistemin dışında bir eğitim metodu var. Örneğin Ali Nesin'in matematik köyünü örnek verelim. Nedir bu örnek? Ali Nesin'in matematik köyü içerisinde ayrı bir disiplin, bir anti disiplin var. Anti disiplinden kastımız disiplinsizlik değil. Yani kendi içinde farklı bir mekanı, farklı bir iletişim yolu var. Peki ana akım eğitim sistemine karşı Ali Nesin'in oluşturduğu matematik köyü bu bağlamda şizofrenik bir harekettir ve bu yüzden çok faydalıdır. Çünkü alternatiftir. Bizi sistemin ağırlaşmasından kurtarır. Hani Sovyetlerin de çöküşünü sistemin ağırlaşmasına bağlıyorlar ya, ister istemez belli bir sistem, belli bir ideolojide gittiği zaman ağırlaşmaya ve çökmeye başlıyor. Aksi takdirde siz bir ideolojiyi dün, bugün ve yarın savunmaya kalkarsanız adınız muhafazakar olur. Muhafazakarlık kavramı sol ideoloji içerisinde de görülebilir, sağ ideolojide. Hiç fark etmez. Şunu anlatır muhafazakarlık. Geçmişe ait bir değeri ben savunuyorum. Bugün koşullar değişse de aynı ideolojiyi savunuyorum, yarın da savunacağım. Fakat hayatın kendi içinde bir çatışması var. Siz değişen koşullara karşı söylemenizi güncellemezseniz bir miktar geri kalırsınız. O bağlamda muhafazakarlık aslında Ulus Baker'in de dediği gibi geçmişe ait değil, geleceğe ait bir projedir. Sanatın nasıl anlam ürettiği, hayatın katı gerçeğini nasıl bölerek ve çoğaltarak gerçeklikler haline getirdiğini bir fotoğraf üzerinden göstermek istiyorum. Patricia Piccinini'nin Venedik Bienali'nde gösterilen bir çalışması bu. Aristo'nun dört nedensellik öğretisine göre bu resmi incelediğimizde, daha doğrusu bu çalışmayı incelediğimizde ne görüyoruz? Aristo'nun dört nedenselliği nedir? Birincisi maddi neden, iki formel, biçimsel neden, üç ereksel neden ve dört etkin neden. Bu çalışmanın maddi nedeni silikon. Formel nedeni aslında bu bir kombinasyon, yani insan, inek ve domuzdan oluşan bir bileşke, bir kombinasyon. Ereksel nedeni sanatsal kaygısı, yani sanatçının bunu yaparak ne mesaj verdiğini içeriyor. Etkin neden de aslında bunu yapan kişinin kim olduğu. Batı düşüncesinde sanatçı Tanrı yerine konuyor. Bilgi yüceltiliyor. Fakat Doğu felsefesinde şunu görüyoruz. Sanatçı aslında bu eserin ortaya çıkmasında bir ortak, bir paydaş. Bunun sahibi değil aslında. Buradaki kombinasyon bir yansıma, bir metafor, bir simge. İşte sanatın yaptığı bu. Bilimin yaptığı gerçeği ortaya koymak, sanatın yaptığı bu gerçeği çoğaltmak, simgelere ve metaforlara dönüştürmek, yansıtmak ve bundan birden fazla anlam üretmek ki belki bu birden fazla anlam yeni bilgilere ulaşma bağlamında bize yeni patikalar açabilir.
Heidegger'in eleştirdiği bir konu var. Bu araştırma olarak bilim ve bilmek için bilim. Aslında bilmek için bilim, biraz Dionysos üzerinden yine örnek verirsek, sınırsız bir duygu coşkunluğu. Yani sınırsız bir merak, sonsuza kadar bilme isteği. Araştırma için bilimde ise yöntem karşımıza çıkıyor. Nedir bu yöntemler? Prosedür, yöntem ve bitmek bilmeyen sürekli bir etkinlik. Yöntem bizim bilgiye ulaşma hususunda yolumuzu açsa da, sonuç itibariyle başta da söylediğim gibi, yöntemin fiziksel ve bilişsel kapasitesi bir anlamda bizim işimizi kolaylaştırırken bir anlamda da aslında bizi sınırlıyor. Ben Heidegger'in araştırma olarak bilim kavramı konusundaki eleştirisini Tarkovski'nin Solaris filmi üzerinden detaylandırmak istiyorum. Solaris filminde şöyle bir şey söylüyor Tarkovski. Bilmiyorum kaçımız izledi filmi. İzleyenler el kaldırabilir mi? Ona göre anlatayım. Evet, çoğunluk izlememiş. Defaatle tavsiye ediyorum. Interstellar filmini izleyen vardır muhtemelen. Daha fazladır, daha güncel bir film. Evet, öyleymiş. Büyük oranda Solaris'ten esinlenir Interstellar. Solaris şöyle bir film. Bir kere Batı düşüncesini eleştiren bir film. Bu bağlamda Stanley Kubrick'i eleştiren bir film. Stanley Kubrick'in 2001 Bir Uzay Macerası adlı filminde bilgi yüceltiliyor kuşkusuz. Fakat duygudan arınmış bilgiden bahsediyor. Yani sadece Apollon'dan bahsediyor. Oysa Tarkovski Apollon ile Dionysos'un kol kola girmesi gerektiğinden bahsediyor. Tıpkı Doğu düşüncesinde olduğu gibi. Çünkü Doğu düşüncesinde, Doğu felsefesinde, Yin Yang'da, Tao'da biz doğanın patronu değiliz. Biz doğanın bir parçasıyız. Ve şunu söylüyor filmde Chris adlı dramatik persona, rol kişisi. Bilim yapacaksanız ahlaklı bir bilim yapmanız lazım diyor. Şimdi bu biraz problemli bir kavram. Ahlak nedir? Bilim nedir? Ahlakla bilim bir araya getirilebilir mi? Ahlak yaşadığınız döneme, içinde bulunduğunuz koşullara, teolojik anlayışınıza, zamanınıza göre değişkenlik gösterir. Coğrafyaya göre değişkenlik gösterir. Mesela John Shepherd'ın Sosyoloji isimli kitabında geleneksel Eskimo toplumlarında şöyle bir adet varmış. Evin erkeği, eşini eve misafir gelen kişiye cinsel ilişki kurabilsin diye sunarmış. Bunun sebebi şu. Eşim benim en değerli varlığım ve ben en değerli varlığımı gelen misafire sunarak aslında gelen misafire de çok değer verdiğimi göstermiş oluyorum, diyor Eskimo toplumu. Burada ne görüyoruz? Ahlak dediğimiz kavramın, namus dediğimiz kavramın, gelenek, görenek dediğimiz kavramın bulunduğumuz topluma, coğrafyaya ve zamana göre değiştiğini görüyoruz. Bu bağlamda ahlak ve bilim aynı kefeye konamaz. Çünkü bilim evrenseldir, bilimsel bilgi. Çürütülene kadar zamansızdır. Fakat ahlak değişir. Aslında Tarkovski'nin kastettiği bu değil. Vicdanlı bilim desek o da değil. Vicdan da ahlakla çok doğrudan bağlantılı. Siz bir karıncayı öldürdüğünüzde vicdan azabı çekmezsiniz büyük oranda. Fakat bir Budist rahip karıncayı öldürdüğünde bu bir suçtur. Vicdan azabı çeker. Demek ki vicdan dediğimiz şey de bizim bilinçaltımıza, background'umuza, ülkemize, adetlerimize göre değişiyor. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanından yola çıkarak bir şey söyleyelim. Bir kanaat önderi bir savaşa katıldığında, savaşta kuşkusuz bir düşman figür var. Onu öldürdüğünde kahraman olarak adlandırılır. Biz şimdi dışarı çıksak, birini öldürsek katil denir bize. Fakat yaptığımız eylem aynı. Fakat eylemi değerlendirme şekli bambaşka. Demek ki vicdan da, ahlak da bilimle o bağlamda bağdaşmıyor.
Tarkovski'nin kastettiği şu. Atomu parçalamakta bir mahsur yok. Fakat Japonya'ya atom bombası atmakta bir mahsur var. Kastettiği bu aslında Tarkovski'nin. Solaris filminden birkaç sahneye göz atmak istiyorum. Bir filmin nasıl birden fazla anlam yarattığını, nasıl birden fazla sembol kullandığını, bu sembollerle nasıl serbest çağrışım yarattığını ve nasıl anlamı türettiğini göstermek adına. Bu gördüğümüz Chris ve Chris'in eşi. Chris bir bilim adamı. Solaris adlı bir gezegen var. Bu gezegeni incelemek üzere bilim adamları gezegene gönderiliyor. Fakat gezegene giden bilim adamları bu gezegenin yörüngesine girdikten sonra gezegenin yaydığı manyetik dalgalar beyinlerini etkiliyor ve halüsinasyon görmeye başlıyorlar. Gördükleri halüsinasyonlar bu bilim insanlarının geçmişinden gelen insanlar, bir şekilde vicdanlarıyla barışamadıkları bir olaya dahil olan, anıya dahil olan insanlar. Bu Chris ve Chris'in yanındaki de Chris'in halüsinasyon gördüğü bir reprodüksiyon aslında, eşi Harry. Chris'in eşi ölmüş ve eşinin ölümünden Chris kendisini sorumlu tutuyor. Bir vicdan azabı ortada. Bu vicdan azabından dolayı Solaris, Chris'e eski eşini gönderiyor. Уже в сборе. Ты опоздал на полтора часа. Что это ты читаешь? Это все хлам. Хлам? Ты же... Вот. Они приходят по ночам. А спать-то когда-нибудь нужно. Вот проблема. Человек потерял сон. Впрочем, прочти ты, я несколько возбужден. Я знаю, сеньор, только одно. Когда я... Когда я сплю, я не знаю ни страха, ни надежд, ни трудов, ни блаженства. Спасибо тому, кто изобрел сон.
эту единую для всех монету, эти единые весы, равняющие пастуха и короля, дуралей и мудреца. Одним только плох крепкий сон. Говорят, что он очень скучный. Аркадаки таблолар Бругель айт. Когда еще Санчо ты не произносил такой изящный речи? Все это прекрасно, но может вы и мне наконец дадите высказаться? Я предлагаю выпить за Снауда, за его мужество, за его умение не забывать о долге, за науку и за Снауда. Наука? Чепуха. В этой ситуации одинаково беспомощны и посредственность, и гениальность. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. Выпьем за Гибариана, за память о нем, хотя он и испугался. Bu Don Kişot. Нет, Гибарян не испугался. Бывают вещи пострашнее. Он умер от безвыходности. Он думал, что все это происходит только с ним. Боже мой, о чем вы? Все эти душераздирающие переливы просто достоевщина и ничего боль. Alt yazımızda olmadığı için ben kısaca sahneyi size anlatayım. Siz zaten izlersiniz, belki ilgi duyarsınız daha sonra. Duvarda tablolar var, Bruegel'in tabloları. Bu tablolar karda avcılar, Babil Kulesi, hasat zamanı gibi Bruegel'in tabloları. Orada bir büst vardı, Sokrates'in büstü. Ne diyor Sokrates? Bildiğim tek şey var, o da hiçbir şey bilmediğim. Aslında burada bilgiyi, sadece bilgiyi, duygudan, vicdandan ve ahlaktan yoksun olan bilgiyi eleştiren kibri aslında konu ediyor. Bu kibre karşı Sokrates'i antitez olarak gösteriyor. Don Kişot da aynı şekilde aslında bakarsanız kendi içinde bulunduğu koşullara direnen bir dramatik kimlik Don Kişot. İkaros'un düşüşü tablosu var yine duvarda. O tablolara biraz yakından bakalım. Babil Kulesi. Neyi simgeler? Kuşkusuz çok yüksek bir kule yapan ve kendinde tanrısallığı gören, kibrine yenilmiş ve kibrinin kendisine aslında zarar getirdiğini gösteren bir eylemdir Babil Kulesi'nin yıkılışı. Buna bilinçli olarak yer veriyor Tarkovski. Diğer bir tablo. Karda avcılar tablosu. Önde 3 kişi var avdan dönen. Avcılarla beraber köpeklerin de boynunun bükük. Avcıların da avdan umduklarını bulamadıklarını görüyoruz. İleride donmuş bir göl var. Üzerinde oynayan çocuklar. Göl metaforu, su metaforu, ayna Tarkovski'de çok fazla kullanılan metaforlardır. Gölde Narsisius aklımıza gelir, onun kibri aklımıza, kendine aşık olma eylemi aklımıza gelir ve donmuş göl kavramında kendisini göremeyen, hatta bir miktar bu defa vicdanı donmuş insan tipi aklımıza gelir. Burada koşullar çok çetindir,
kıştır ve Bruegel der ki, inancımız, umudumuz bizi daha sıcak günlere çıkaracak. Hasat zamanı tablosu yine Tarkovski'nin duvara yerleştirdiği tablolardan bir tanesi. Bu resmin de özünde hasattan beklenen olmamış. Burada da yine karda avcılarda olduğu gibi çalışılırsa, umut edilirse aydınlık günler gelecektir mesajı veriliyor. Yani Tarkovski'nin aslında insandan bu bağlamda umudunu kesmediği sonucunu da çıkartabiliriz. Bu da yine duvardaki tablolardan bir tanesi. İsmi Icarus'un düşüşü. Icarus'un hikayesi şu. Icarus kral tarafından hapsediliyor. Ve Icarus'un babası Icarus'a bir kanat yapıyor. Kanadı takıyor, bal mumuyla bu kanatları bedenine yapıştırıyor Icarus. Ve hapishaneden uçarak uzaklaşıyor. Icarus uçtukça etrafı keşfetmeye başlıyor. Babası kendisine diyor ki, ne çok alçaktan uç, ne de çok fazla yüksel. Hep ortadan git diyor. Aslında toplumun, ebeveynlerin belki de bize önerisidir ya, ne çok silik ol, ne çok sivri, ortadan git. Toplumla uzlaş, koşulları çok fazla zorlama. Ama Icarus'ta farklı bir durum var. O yükseliyor kanatlarla. Etrafı keşfediyor. Keşfettikçe merak unsuru daha da artıyor ve daha da fazla yükseliyor. Yükseldikçe güneşe yaklaşıyor ve vücudundaki bal mumu erimeye başlıyor ve kanatlar kopuyor. Icarus denize düşüyor ve boğularak ölüyor. Icarus'u şu sağda görebilirsiniz. Bir tane bacak gözüküyor sadece. İleride bir gemi var. Önde toprağı işleyen bir köylü. Onun biraz arkasında arkasını Icarus'a dönmüş olan yine bir çoban var. Farkındaysanız Icarus orada boğuluyor fakat hiçbir bir tepki vermiyor. Şurada da yine denize yakın, arkası bize dönük balık tutan bir köylü var. Biraz toplumun çoğunluğunun tepkisini gösteriyor bize. Fazla meraklı olan, keşfetme ateşiyle yanan, bu bağlamda eyleme geçen Icarus aslında pek çok sonu hazin biten kanaat önderlerinin de belki bir temsili. Ve toplum edilgin olduğu için, Spinoza'nın deyimiyle Icarus etkin olduğu için bunca edilgin insan çok da rahatını bozmak istemiyor. Etkin insanı kurtararak, onun işine burnunu sokarak. Solaris filminde, o az önce gösterdiğim sahnede reprodüksiyon olan Harry karakteri diğer bilim insanlarına şunu söylüyor. Ben insan değilim, siz insansınız. Fakat siz Solaris denen, aslında vicdanı sembolize eden, bu gezegenin size gönderdiği, vicdanınızla barışın diye, bir şans daha size vermek için gönderdiği reprodüksiyonlarla çatışıyorsunuz, onları insan görmüyorsunuz, onları küçük görüyorsunuz, kibirlisiniz diyor diğer bilim insanlarına. Chris de gezegene gitmeden önce aynı fikirdeydi. Fakat gezegene gittikten sonra reprodüksiyon olan karısına sevgi beslemeye başlıyor. Kendisiyle aynı ham maddeden yapılmadığı için onu küçük görmüyor. O zaman Harry diyor ki, ben Chris'i seviyorum. Chris belki beni seviyor, belki de kendini savunuyor diyor. Kendini belki sevmek ya da kendini savunmak. Bu iki kavramı tez ve antitez olarak kullanıyor. Bu ne demek? Yani kendini savunmak, birini sevmeye engel mi? Bunu tartışmak lazım. Burada bizim bir metafor olarak kullandığımız, tıpkı Vietnam'daki asker gibi, kılıf olarak üstünü örttüğümüz, aslında haz olarak kendimizi tatmin ettiğimiz bir sözcük karşımıza çıkıyor. Aşk kavramı. Ötekiyle var olma kavramı.
öteki varsa biz varız diyorduk ya, biz ötekinin bir sonucuyuz. Aşk kavramına bakalım bir metafor olarak. Birini seviyoruz, ona çok fazla anlam yüklüyoruz. Kafamızda bir giysi biçiyoruz. Bu giysiyi karşımızdakine giydirmeye çalışıyoruz. Bu giysi bazen bol geliyor, bazen dar geliyor. Ama illaki giydirmeye çalışıyoruz. Lacan'ın dediği gibi biz çok fazla anlam yüklüyoruz karşı tarafa. Peki bunu niye yapıyoruz? Nazım Hikmet'in bir şiiri var. Bu bağlamda çok güzel bir örnek. O şiiri size bir hatırlatmak istiyorum. Nazım Hikmet şöyle söylüyor. Bence şimdi sen de herkes gibisin adlı şiirinde. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece, kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice, anladım ki sen de herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni, eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Herkes gibi olmak, yani karşı tarafın yüklediğimiz her anlamdan arınması ne demek? Biz karşımızdakine şunu diyoruz. O en güzel, o en zeki, o en kibar, o mükemmel. Bütün enleri bünyesinde topluyor. Biz bu anlamları yüklüyoruz ki, sonra yükledikten sonra karşı taraftaki aşık olduğumuz kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ona kavuşmaya çalışıyoruz. Ona sahip olmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ona sahip olduğumuzda bütün yüklediğimiz bu anlamlara da sahip olacağız. O ayrılmak istediği zaman, ben artık başkasıyla mutluyum, senle yapamıyorum dediği zaman acaba neden? Tabii gidebilirsin. Başkasıyla mutluysan eğer, o kişiyle birlikte olman için ben de seni teşvik edeyim, yardımcı olayım diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Acaba neden diyemiyoruz? Madem karşı tarafı seviyoruz, hedefimiz onun mutluluğu olması lazım. Ama gidemezsin diyoruz. Çünkü demek ki biz karşı tarafı sevmiyoruz. Aslında kendimizi seviyoruz. Hazzımızı tatmin ediyoruz. Bütün o anlamları yükleyerek ve sonunda ona kavuşarak bütün bu anlamları biz hak ediyoruz diyoruz aslında. Çünkü giderken bana bunu nasıl yaparsın, ben bunu hak ettim mi diyoruz. Bütün o anlamları elimizden yitiriyoruz. Aşk bu bağlamda bencil. Aşk bu bağlamda kendi hazzımızı tatmin etmek için bir metafor, bir simge. Bu bağlamda aslında bir travma. Travma konusunu Zizek şöyle açıklıyor. Diyor ki, görelilik teorisine bakalım Einstein'ın. Uzay zaten bükülüydü. Maddeden dolayı bükülmedi. Bunun Freud'daki karşılığı, çocuk 8-10 yaşları arasında ebeveynlerinin cinsel birlikteliğine şahit oldu diyelim. Biz bunu travma olarak adlandırıyoruz. Ama çocuk bunu travma olarak adlandırmıyor. O görüntüyü görüyor, o bilgiyi bilinçaltına atıyor, arşivliyor. Cinsellik denen kavram çocuğun yaşı ilerledikçe, altı doldukça, bir realite haline geldikçe daha önce şahit olduğu bilgiyi yeniden ortaya çıkartıyor ve travma diyor. Aslında travma o değil ki. Zaten temelde cinsellik kavramı, bizim yaşamımız zaten başlı başına dengesiz ve travma. Yani düşünsenize bizim biyolojik bağlantısallığımızı. Ben ölüyorum, toprak altında çürüyorum. Proteinlerim, atomlarım, her neyse bana dair kalıntılar toprak altında parçalanıyor. Başka bir canlı bana ait kalıntıdan beslenerek büyüyor. Bunun bir ağaç olduğunu düşünün. Dalında elma veriyor.
elma toplanıyor ya da domates toplanıyor, manava gönderiliyor. Manavda tezgaha seriliyor. O domatesde ben varım. Onunla menemen yapıyorsunuz, o menemende ben varım. Bundan sonra menemen yiyemeyeceksiniz. Yani biz sadece sosyolojik olarak, bilişsel olarak bağlantısallık içinde değiliz. Aynı zamanda biyolojik olarak da. Bu düzen, denge ya da ben hepimiz çok da uzun olmayacak bir süre sonra öleceğiz ve parçalanacağız. Bu realiteyi bilerek hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Bu şartlarda sağlıklı kalmak mümkün mü? Peki sağlık nedir? Sağlık acaba sağlıklı olmadığımızın kabulü müdür? Bunu da düşünmek lazım. Zizek'in travma konusunda diğer bir söylediği, faşist Hitler Almanyası'nda Yahudi toplumu bir travma olarak görüldü. Çünkü gerekçe şuydu, Yahudi toplumu Alman toplumunun dengesini bozuyordu. Peki, o dönemki Almanya çok dengeli ve düzenli miydi kendi içinde? Zizek'in öne sürdüğü gibi, Marksist bir bakışla bakarsak, bir kere sınıf çatışması vardı. Bu sınıf çatışmasını bir dengesizlik ve travma olarak görmeyip, bu dengesizliği, bu gerçeği sanal bir gerçeklik olarak lanse ediyorlar. Yani Yahudi toplumunu travma görüyorlar. Bu bağlamda biz aslında gerçeklerden kendi hazlarımızı tatmin edebilmek için travmalar üretiyoruz. Simgeler ve metaforlar üretiyoruz. O bağlamda biz aslında bu bağlantısallık içerisinde tesadüfen bir araya gelmiş atomlarız ya da hayatımız boyunca bugüne kadar yaşadığımız travmaların bir sonucuyuz. Süremiz var mı acaba, toparlayayım mı? Peki, felsefenin makbulü kısa olanıdır. Toparlayacağım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Peter Wallen'ın ve John Berger'in iki alıntısını söylemek istiyorum öncelikle. Peter Wallen şöyle söylüyor. Bana göre film çok biçimli bir sanattır. Sınırlı bir ortamda film görsel sanattır ama aynı zamanda anlatımsal sanat, dramatik sanat, kinetik sanat, İşitsel sanat, performans sanatı olduğu da söylenebilir. Birden çok algı kanalı üzerinden optik, işitsel, hatta dokunsal ve birden çok gösterge sistemiyle iletilir. Diyor Peter Wallen sinemayı tanımlarken ve John Berger şöyle söylüyor, görme konuşmadan önce gelişmiştir. Çocuk konuşmaya başlamadan önce bakıp tanımayı öğrenir. Bu bağlamda sanat göstererek öğretir. Ya da işitsel araçları kullanarak, duymamızı sağlayarak zihnimizde imgeler yaratmamızı sağlar. Göstererek öğrettiği için bilgi transferi hususunda sanat çokça faydalıdır. Bizim eğitim sistemimizde, orta öğretimde, lisede ne yazık ki teori ile pratik birbirinden çokça koparıldı. Yani sanata dair resim, müzik, yaratıcı drama gibi dersler çocukların boş zamanlarının değerlendirmesi için konulan bir miktar gereksiz dersler gibi algılandı. Oysa sanat pratiktir. Sanatın temeli, yani bizim özümüzde küçük çocukta sanat emaresi vardır. Nasıl vardır? Çocuk taklit eder, pratiğe döker. Sanat mimesis vasıtasıyla var oldu. İlkel insan ruhunu ele geçirmek ve avlamak istediği hayvanın bedensel hareketlerini, tavırlarını taklit ederek onun ruhunu ele geçirebileceğine inandı. Ya da mağara duvarına yapılan resimler aslında bir büyü. Buradan resim doğdu, buradan performans sanatları doğdu aslında. Mimesisle çocuk da taklit eder. Yani taklit demek pratik demektir, uygulama demektir. Teori ile pratik bu bağlamda güçlü bir
ilişki içinde olmalıdır. Ondan dolayıdır ki ortaokulda, lisede çocuklar matematik öğreniyorum ama ne işime yarayacak diye soruyorlar. Oysa ki çok işine yarayacak. Analitik düşünmesini sağlayacak. Problem çözmesini, hayatı boyunca karşısına çıkacak problemleri daha kolay çözmesini, alternatif yollar geliştirmesini sağlayacak aslında. Ama biz teori ile pratiği maalesef birbirinden koparıyoruz. O bağlamda bir miktar ben başta söylediğim gibi şizofrenik ana akım eğitim sistemini, ana akım medyayı bölen alternatif yöntemlere, Deleuze'ün şizofreni kavramıyla ifade ettiği yöntemlere büyük kıymet veriyorum. Mesela bu seminer normalde eğitim, normal ana akım eğitim sistemi dışında bir seminer. Yani belli saatler dışında insanların kendi arzularıyla geldikleri, hür iradeleriyle geldikleri seminerler. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani seminere gelmediğiniz takdirde sınıfta kalma ihtimaliniz yok. Ya da mezun olamama ihtimaliniz yok sanıyorum. Bu ne demek? Hür iradeyi kullanmak demek aslında. Yani kendi isteğimle, kendi arzumla bir şeye dahil olmak demek. Bu nedir? Spinoza'nın dediği etkin olma hali işte. Çünkü ben bir şey istemiyorsam, ne yaparsam yapayım o şey bana öğretilemez. Bu bağlamda bu seminerde şizofrenik bir harekettir ve çokça faydalıdır sizin hür iradenize dayandığı noktada. Tabii ne kadar hür bir iradeye sahibiz, demokrasi kavramı ne kadar gerçekçi bunu tartışmak lazım. Yani mesela oy kullanıyoruz, önümüze 10 tane parti konuyor. Belki ben 11. partiyi seçeceğim ya da çoğunluğun seçtiği partiyi kabul etmek zorunda mıyım sorusu da aklımıza geliyor. Biz belli tercihler yapmaya mecbur ediliyoruz. O bağlamda demokrasi kavramının sorumlu olduğunu düşünüyorum. Hayatta etkin olabilmek için tam manasıyla %100 hür iradeye dayanmalı ve bütün eylemlerimizin motivasyonu bizim arzumuzu rezerv etmeli aslında. Arzumuz rezerv olmalı. Toparlıyorum şöyle ki konferansın ben naçizane haddim olmayarak sizlere mesajını kısa kısa yazdım. Onları da okuyayım. Diyorum ki sanat bir dışa vurumdur. Döneminin ve coğrafyasının koşullarına göre yaşamın katı gerçeğini kendi ifade araçlarıyla ifade edip sanal gerçeklikler yaratır. Bu gerçeklikler ya da yansımalar yaşama dair yeni hakikatlere ulaşmak için yeni patikalar yaratır ve pratikler kazandırır. Sanat, varlık nedenimize dair hakikate ulaşmak adına bir ipucudur. Bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle sanatsal ifade yolları form değiştirecek ama sanat ortadan kalkmayacaktır. Çünkü sanat göstererek ya da sesler yoluyla imajlar yaratarak öğretir. Kuşkusuz sanat daim kalacak, yaşayacak ama form değiştirecek. Mesela burada benim oyunculuk bölümünden de öğrencilerimi görüyorum. Ben de bir oyuncu olarak gelecekte muhtemelen oyunculuk diye bir meslek kalmayacak. Neden kalmayacak? Sinemada animasyonlar kullanılacak. Sahnede belki simülasyonlar kullanılacak. Artık simülasyon malumunuz çokça faydalı olmaya başladı. Uyku dediğimiz süreç bizi kapitalist sistematik ve döngüden kurtaran bir süreç aslında. Bir tek uyurken biz özgürüz. Ama artık uyurken de belki özgür değiliz. Bizim artık bir Facebook profilimiz var. Bu profil bizim simülasyonumuz. Biz uyurken dahi bu profilin paylaştığı posta like gelme ihtimali var. Yani biz uyurken aslında simülasyonumuz uyumuyor. Artık muhtemelen biyolojik olarak da uyanık kalmak zorunda kalacağız. Hani Marx diyor ya, işçilerin cinsel ilişkiye gireceği saat aralığını dahi sermayedarlar belirliyor. Adam 5'e kadar çalışıyorsa 5'ten önce cinsel ilişkiye girme ihtimali yok. Hayatımız zorunlu olarak sistematik hale geldi, bölündü, kategorilere ayrıldı ve büyük oranda bizim hür irademiz dışında. Bilginin transferinde ve kolay yoldan aktarımında sanat en etkili yollardan biridir. Yaşamın bağlantısallığı içindeki yerini sanat yoluyla kavramamız daha kolaydır. Zira sanat tasvir ve simgeci anlatımıyla serbest çağrışıma olanak verir ve bağlantı kurarak bilgi üretmemizi sağlar. Yaşamın bağlantısallığını kabul etmek önemlidir. Zira eylemlerimizin neden ve sonuç ilişkisine doğal olarak
varlığımızın ne ifade ettiğine bağlantısallığı kavrayarak ulaşabiliriz. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Türker Kılıç'ın bir konferansında şöyle bir önerisi vardı. Diyordu ki, Mevlana'ya ve Spinoza'ya geri dönmeliyiz. Ben de aynı öneriyi tekrarlamak istiyorum. Çünkü yaşamın bağlantısal bütünlüğünü kavrayan ve bunu öneren bu çok kıymetli iki filozof aslında. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve bana eşlik ettiğiniz için. Sorusu olan var mı acaba? Demokratik olalım. Bir tek ben konuşmuş olmayayım. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sorusu olan yok galiba. Teşekkür ediyorum. Şöyle alalım. Bu güzel konuşmaları için Sayın Tuğrul Karanfil'e çok teşekkür ediyoruz. Hediyelerini takdim etmek üzere Dekan Yardımcımız Profesör Doktor Serdar Dürdün'ü sahneye davet ediyorum. Herkese katıldığı için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.